Herkese merhaba, selamünaleyküm. Her uzun yolun başlangıcı benzinlikte olur değil mi? Depoyu fulleyip çıkarsınız. Yakın zamanda Gandalf'la beraber 1800 kilometre yaptık. 1600-1700 arası diyelim, daha doğru olsun. Tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım size. Gittiğim güzergah, tam buradan çıktım. Ankara, Afyon, Uşak, Kulağra'da, oradan Turgutlu'dan otoban, onların ayrıntılarını anlatacağım. İzmir Aydın Otobanı'na bağlandım, Didim'den çıktım. Çocukluktan beri gittiğim bir yol, neredeyse her arabamla gittiğim bir yol. Bir E200'le gitmedim, siyah, onunla nasip olmamıştı, onu hızlı sattık 2-3 ay içinde. Şimdi yani bu video yapmamın sebebi Gandalf, yani S350 aracıma özel, yani hoşuma giden şeyler. Yolda çekemedim. Bunun sebebi şu: giderken annem ve kızım vardı. Dönüşte de kızımla tek geldik. Kağ motorla bizim yanımızdaydı. Öyle olunca da çok verimli bir video olayı olmadı. Eşim yoktu. Onlara göz kulak olmam gerekince, bir de geçitlerde çok süratli dönemedim, o yüzden video çekemedim. Fırsat olmadı, baba olmanın verdiği bir şey diyelim. Şimdi dediğim gibi F serisi 7 ile de gittim, ona da karşılaştım, diğer arabalarımla da karşılaştım. Çok mu farklı yani bu yüksek seriyle uzun yol? Bu arabaların daha çok uzun yol için yapıldığını söylerler. Hakikaten doğruymuş. Yani ben anlatacağım, gerçekten farkını gördüm bu arabanın. Gittiğim yoldan biraz bahsedeyim. Üzerinde, yani buradan şeye kadar, Afyon'a kadar çift yol, yani 3 şeritli yol, 2 şerit, 3 şeritli yol, gayet rahat. Sivrisar'a kadar biraz çok yakar araba, hafif yokuş yukarı alanlar vardır. Sivrisar'dan Afyon'a kadar bayağı düzdür. Gömüden önce bazı virajlar var. İşte Afyon girişinde birinci geçit Köroğlu geçidi. Köroğlu beli, eskiden bel diyorlardı. Orası biraz serttir. Ama orada da 4-5 tane viraj var. Bir girişte 3 tane var. Sonra 4-5 tane var. Sonrasındakileri 140-150'ye kadar dönebiliyorsunuz. Yani geçitler neden çok şey? Yani pist yok yani. Hani yapacak bir şey yok. Onlarla şey yapıyoruz. Kendimizi birazcık törpülemeye çalışıyoruz. Hızlı araba şey yapma. Uzun yolda her zaman kendin gidemiyorsun. Bir kere şeyle gitmiştim, 320 dizelle tek başıma Afyon'da bir imza işi vardı, gitmiştim. Çok zevkliydi, 2013'te. Bir de 530'la tek döndüm, 530 X-Drive'la. Yani orada geçit, bazı bir iki yer var, tatlı bit görebileceğiniz oraları söyleyeceğim size. Bayağı sağlam gelmiştim orada, 6,5 saatte mi? 6 saatte gelmiştim Didim'den Ankara'ya. Neyse, hani kötü şeyler tabii de. Buradan giderdik işte Köroğlu belinden. Köroğlu belinin bitişinde, şimdi oraya EDS koydular, önceden yoktu. Köroğlu belinin bitişinde sağ bir viraj vardır, orada kapatırsın, top speed görürsün ama fazla sürmez, yavaşlaman gerekir. Birinci yol, birinci olay orası. İkincisi, Afyon Havaalanı'na doğru giderken Dumlupınar, Dumlu geçidi deniyor. Ben bu şeyde bazı fotoğrafları kenara koydum. Instagram'a koydum bu yolculukla ilgili şeyleri hatta. Şimdi koyayım giderkenkileri. Dönüşte de o Dumlu geçidinden önce enerji üretim tesisi var. O pervaneler büyük. Artık bilimsel adı ne bilmiyorum, veya da teknik adını. O benim çocuğum çok seviyor onları, kızım. Dön dön diyor. Onların yanına kadar gittik. Fotoğraf falan çektik, onları paylaşayım. Thank you.
Gördüğünüz gibi o enerji şeyinde, inşaatı, enerji kuruluşu veyahut da ne bileyim o alandan aşağı indiğiniz zaman büyük taarruzun geçtiği, şehitler verdiğimiz, bu ülkenin kazanıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın büyük bir parçası olan o arazi gözünüze çarpıyor. Dün böyle engebeli ama da yani her yeri görebiliyorsunuz. Oraya iniş var. O iniş bayağı sert bir şey, geçit. Orası var. Orası da kısa, 2-3 virajda. Ondan sonra bizim kula rampaları diyebiliriz, söylerim. Çataltepe geçidi deniyor. Çataltepe geçidi sağlam. Bu geçitleri söylerken o Google Maps şeylerini koyarım, virajların. Çataltepe sağlam ya. Yani. Orada bizim rahmetli babam Vito'nun lastiklerini öttürürdü dönerken. Yani öyle hızlı dönerdi. İşte orası güzel ama tabii son yıllarda ben zaten hani yaşında verdi ve çoluk çocukla gittiğimiz için çok kullanamıyorum. Biraz zorladım, baktım kızım uyuyordu o arada. Uyanacak hiç şey yapmadım ama bu yani eğirden dolayı çok hissettirmiyor hakikaten. Orada 60'a 50'ye kadar düşebilirsin yani konforlu dönmek istediğin zaman. Çataltepe'yi geçtikten sonra eskiden şey vardı, Bel Kahve vardı. İzmir'in girişi artık. Şimdi Turgutlu'dan yap işlet devlet usulü yola girersen 20 lira tutuyor. Mustafa Kemal Paşa'ya kadar basıyorsun. Orada da tapspit görebilirsin. O yol çok iyi. Ama 20 lira yani 30 kilometre için falan 20 lira veriyorsun. Ama o ara hep şey Turgutlu'da Kemal Paşa arası hep böyle endüstriyel alan. Hani çok fazla şey var. Aşırı derecede ağır vasıta var. Ağır vasıtalardan iki şerit, 90 hız sınırı var. Hiçbir yere varamıyorsun ağır vasıtalardan dolayı. O ağır vasıtaların yaptığı trafikten kurtulmak istiyorsan oraya girebilirsin. Ama dediğim gibi 20 değilse de Mustafa Kemal Paşa'ya doğru oradan otobana giriyorsunuz. Otoban normal, paralı otoban. İzmir çevre yolu gibi. Oradan direkt Aydın otobanı, İzmir Aydın otobanına bağlanıyor zaten. Orayla bypass ediyorsun. Orada Bel Kahve tüneline giriyorsun. TA özelliği açıksa o tünellerde çok eğlenceli oluyor. Direkt şey yapıyorsunuz, işte tünelle ilgili bilgiler, dikkat edin vesaire vesaire. Onlar oluyor. Şimdi bir buraya normalde çıkmıyorum. Maskelerimizde Ebruzen. Aşağıya linkini bırakayım. Günlük hayatta kullanıyorum. Hastanede kullanmıyorum. Yanlış bilgi oluyor bazen de günlük hayatta kullanıyorum. Ben icapçı olduğum için çıkıyorum. Eyvah, dönüşte sıra var. Neyse. Bu yolda çekmemin sebebi biraz uzun yol hissi olsun hiç olmazsa diye. Dediğim gibi yani o sebeplerden çekebilirim. Neyse. Ondan sonra Bel Kahve Tüneli, o İzmir Aydın Otobanı'nda iki tane daha tünel var. Bir tanesi çok şey değil de ikincisi Selatin Tüneli. Hem çıkışı yani giderken Aydın'a, hem Aydın'dan İzmir'e gelirken çıkışı geçit için yapılmış ya abi. Top speed. Otoban yol boşsa, özellikle Aydın'a doğru giderken Selatin Tüneli çıkışını kapattığın zaman yani sağlam arabalarda 300'ü görürsün yani, 300 küsürü. Ben yine yapamadım. 320 ile bir kere çok sağlam yapmıştım. Hacı Reis'te de gittim bu yolu. Yol bu şekilde, benim çocukluktan beri gittiğim bir yol. Aynı yolu şeyden gidebilirsin. Afyon'dan Sandıklı tarafı arka taraflardan şeye, Dazkır'ı, Denizli, Aydın, Nazilli, Aydın gibi gidebilirsin. Ama o yol biraz daha yavaş tabii. Neyse, arabaya gelecek olursak. Şimdi öncelikle benim vardığım zaman muazzam başım ağrır, omuzlarım ağrırdı ve sırtım terlemiş olurdu. Bu arabanın tabii airmatik yıldızı bu iş. Yani uzun yolun yıldızı airmatik hakikaten. Airmatik abi büyük kolaylık, büyük rahatlık yani. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Yani yumuşacık. Şu an mesela sport standarttayız. Şimdi C moduna, konfort moduna aldım şeyi, amortisörü. Yani o kadar pürüzsüz ki yani ağlarsın. O yüzden de yolu minimum hissettiğin için yorulmuyorsun bir kere. Kas ağrısı az oluyor. Bir de şey çok az. Bugün yağmurlu, rüzgarlı bir gün. Yol sesi Gandalf'ta aşırı az. Yani 7 ile zaten farkı demiştim, tamam ön taraf motor sesi falan iyi 7'nin ama yol sesi alıyordu yine.
S hiç almıyor yani, çok çok azalıyor. O açıdan bayağı rahat ettik. Direksiyon hissi falan tabii hani onlar kişiden kişiye değişir ama sürekli direksiyondan bir titreşim, böyle bir telaş almadığın için omuz ağrısı vesaire de çekmedim. Bir de sürüş konumu vesaire. Terleme mevzusu, koltuk soğutma var. Hacer S'de de vardı. Koltuk soğutmayı fazla açarsan o da kas ağrısı yapar üşüttüğü için. Ben az açtım. Böyle düz, yani dengeli açtım. Öğreniyorsun bir süre sonra onun ayarını. Döndüğüm zaman sırtımda bir damla ter yoktu. Yani çünkü yani bu önemli bir şey. Yol boyunca klima önden vuruyor. Hava sıcak. Arkadan soğutuyor falan. Hani dengeyi sağlıyorsun. Öteki türlü sırtın terli, önden soğuk klima. Bir de ben şunu söyleyeyim. Gündüz gittik. Hava sıcakta gittik. Yandık yani. Kızımı bir günlüğüne denize sokayım, annemi bırakıp geleyim diye gittim. Yandık yani. Bir gün hiçbir şey sürmedik. Mayıs ayı bir şey olmaz dedim. Yandık yani. O derece sıcak. Ön camlarda film yok. Ben ona rağmen rahatça gittim geldim yani. O açıdan da yani uzun yolu hak ediyor. Dramatik olan da şimdi uzun yolda işte 120-200 arası oynuyorsun. Boşluklara göre, şeye göre. Dediğim gibi 7 ile karşılaştırırken de top speed yani hız testi falan da yapmıştık. Şeyi çok rahat görüyor. Yani 120'den sonraki süratleri anında görüyor. Hani şimdi comfort moddayız ama yani direkt hiç tereddütsüz 140-160 görüyor. Biz şeyde denedik bunu bu yolda. Ben dönüşte annem de yok. Ufaklık şey. Annem de yok. Ufaklığa göz kulak olmam gerekiyor. Kaan'da motorla geliyor bir yandan Ankara'ya. Çok hızlı gitmedim. Yani kontrollü gittik falan. Artık son şu Sivrisar'dan sonra benzin aldık. Ondan sonra Allah ne verdiyse Allah affetsin. Gittik. Şimdi Kaan'ın motoru total yolcu kendisiyle beraber falan 300-350 kilo arası diye tahmin ediyorum. 160 beygir o motor. Yani çok güçlü. Multistrada Ducati. İyi gidiyor yani. Yani 240 falan görüyor çok rahat motor. Şimdi düzlüklerde denedik biraz. Ben böyle 140, 120, 130, 140'tan tokat son. Böyle bir ara tabii bir ara açtım biraz Ducati'yi. Ducati de dip gaz. Sonra tabii aynı gittik yani 220-230'a kadar. Ya bu araba 2 tonun üstünde. 270 küsür beygir. Ama işte atmosferik ve devir çevirmeyi sevdiği için yüksek süratleri oyuncak gibi. Yani bu para bandında eğer çok uzun yol yapıyorsan düşük hacimle uğraşmamak lazım gerçekten. Yakıyor, o ayrı mesele. Ama yani şunu anladım ben. Alman bu arabayı otobanda sır hiçbir şey düşünmeden çat, sürat sınırı yok zaten. 200'e sabitlesin, gitsin gelsin diye üretmiş yani ki bu en düşük motor yani S350, S500-600'leri düşünemiyorum. Ben çok zevk aldım. Bunu da hani hava atmak için, kibir için söylemiyorum. Yani hoşuma gittiği giden bir şey sizle paylaşıyorum. Benim kanalımın zaten genel şeyi o. Yani hoşuma giden şeyleri sizle paylaşıyorum. Zevk aldığım, bir şeyler öğrendiğim konuları size aktarmaya çalışıyorum. Mesele ondan ibaret. Yakıt. giderken hiç sakınmadım. Yani 160'lar maalesef 150. Zaten bir ara yol bilgisayarı ortalamam 125 falandan düştü. 89 kuruş yaktı. Dönüşte çok ölçmedim. Kaan aldı sağ olsun benzini. Tam bilmiyorum ama dönüşte biraz daha 10 litreleri 9.5-9.5'a falan düşürdük. 7'de bastığım halde 9.5-9.7 falan yakmıştı. Bastığım halde. Tabii 7 hani 3000 cc ve turbolu. Biraz daha verimli bir motoru. Öyle bir fark var. 7 İlla o da çok 300 küsür beygir yani 200'e kadar hani çok zorlanan bir motor değil kesinlikle. Ama işte bu arabadaki güzellik ya geçen bir arkadaşım da yanlış hatırlıyorsun dedi. Yani aşağı 3 aşağı 5 yukarı 7 6. viteste yani en yüksek vitesinde 2 yani 120 ile giderken
3000'deyse bile 2000-2500-2600 öyle hatırlıyorum. Yani az değildi yani. Bu arabanın öyle bir oranı var ki 7. viteste 3000 devirde 170 yapıyor. 7000 devir çeviriyor. Yani İbrahim'e 3000 devirde 170 ile gidiyorsun. Şaka gibi. Yani gerçekten şaka gibi. Öyle olunca da uzun yol böyle tempolu gidip gelme ya uçak gibi araba o açılardan. Ben ya tam ya gerçekten iyi ki almışım dedim bu yola çıktığım için. Yani şehir içinde çok ideal bir araba değil bu hakikaten. Hem yakıt olarak hem turbosu olmadığı için ağır kalabiliyor veyahut da yazık olabiliyor güce şeye. Orada da işte sesini dinliyoruz. Ama uzun yolda gerçekten ya ideal yani insanların bunlarla 750 bin kilometre 1 milyon yapmasını, makam otomobili olarak kullanılmasını anladım yani. Gerçekten şık. Bu şekilde özetleyebiliriz. 7'ye göre daha rahattı, daha sessizdi ama daha çok yaktı. Rahat yani 7'de soğutma olsa o da rahat olurdu açılardan. Soğutma olmadığı için biraz yoruyor. Böyle bir maceram oldu. İşte motorla da güzel oluyor. Hani sanki böyle ikili gidiyormuşuz gibi zevkli. Yani benim açımdan yüz güldürücü. Yani daha doğrusu şey çok yorucuydu. Yani şeydi ama ben bir şekilde onun içinden güzel şeyleri cımbızla çekip alıp böyle sizinle beraber bu videoda hatırlayıp mutlu oluyorum. Yani sürekli böyle arabaya biniyoruz diye gezmiyoruz tabii. Yani hayatın zorlukları şeyler var ama hani bir YouTube'a video çekiyoruz. Ben o an aldığım zevki, mutluluğu ve edindiğim tecrübeleri size bu videoyla aktararak beraber eğlenelim. Bu amaç bu. Yoksa sürekli yatıp kalkıp araba, hız bir şey düşündüğümüz yok. Sizler gibi biz de günlük hayatımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu şekildeydi. Yolda bir sıkıntı yaşamadık. Arabada hani arıza kodu olur bunlarda şey olur bilmem ne. Sadece baldır desteğiyle koltuk sertliğini ayarlayan modül onardığımı söylemiştim önceden ama biraz geçici onarmıştım o kablosunu. Muhtemelen ileri geri işte çok oynadık, çok indi, çok şişti. O kablo bir daha temassızlık yaptı. Şu an koltuk sertliğiyle baldır ayarları çalışmıyor. Ama o benim için 20 dakikalık iş yani sıkıntının nerede olduğunu bildiğim için onaracağım. Gördüğünüz gibi o az önceki trafiğe yakalandık. Ben artık bir müzik açayım. Instagram'da da zaten bu videoya başlamadan önce bir Ankara havası açtım. E200'ü aldığımda bir CD çıktı içinden. Yoksa kendim yani çok şey olmasın diye söylemek istemiyorum ama çok gerçekten günlük hayatta Ankara işte o müzikler, pavyon müziği bilmem ne şeyleri dinlemiyorum. Ama işte siyah E200'de çıktıydı. Arada açıyorum. Onu da sizinle Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'da arabacı adamlar. Bu videomuz böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çekerken çok zevk aldım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.